YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöremizin düğünlerde yapılan helvamızı yapacağım. Çok meşhur bir helvamız. Çorum'un, Salur köyünün düğünümüzde yapılan helva. Öncelikle yağı koydum. Yağ bir ısınsın. O arada 4 bardak süt koydum. O süt kaynadı. Şimdi burada dinleniyor. Bir bardak zeytinyağı koydum. Yarım pakette margarin koyacağım. Şimdi bunların erimesini bekliyorum. Yağımız eridi. Bu arada 5 bardak unumuz var. Onu ağır ağır boşaltacağım. Bir yandan da karıştıracağım. Çok güzel oluyor bu helva. Herkes beğeniyor. Sütle olduğu için çok lezzetli oluyor. Bu helva düğünlerde olmazsa olmazlardan birisi. Mecbur yapılır ya. Ocağın altını kısıyorum. Onun daha iyi kavrulması için. Bunu böyle karıştıracağım ki dibine tutmayacak. Her tarafı pişmiş olacak. Çok güzel oluyor. Biz de bugün bir helva yapalım dedik. Çocuklar çok seviyor. Beş bardak un dedim ama sanki 4 bardak iyi geldi arkadaşlar. Siz de ona göre yaparsınız. Bu arada bir kase şekerim var. Bunu 5 bardak süte ekliyorum. Çünkü tatlı olması gerekiyor. O orada erisin. Ben yine helvamı karıştırayım. Ama dibine tutmasın. Yoksa olmaz.
Bugün bu arada da boş durmadım. Biraz turşunun suyu vardı. Onu lahana aldım. Lahanayla tekrar kurdum. Bugün onunla uğraştım. İnşallah Allah yemeği nasip eder. Amin. Böyle sürekli karıştırmamız gerekiyor. Olacağına yakın böyle helvamız biraz cıvır. Cıvırınca işte böyle cıvımaya yüz tutuyor ya, o zaman helva olmak üzere görünümünü veriyor. Onu kavurdum. Şey, helvayı yaptım. Şimdi süsünü boşaltıyorum. Yanaştır kapağı. Yanaştır, yanaştır. Kapat. Neden kapalı duruyor? Demlenmesi için. Şimdi o sütünü içine emecek. Çok güzel bir helva olacak şimdi. Bakın. Biraz dinlensin bir 5 dakikadır. O kalan sütünü ilave edebilirim. Helvamız olmak üzere karıştırıyorum o döktüğüm sütü. Çekecek. Az bir sütümüz vardı. 5 bardak süt koymuştum ya. Ondan kalan süt o kadar. Tekrar karıştırıyorum. O sütü emmesi lazım helvanın. Ben o sütü, kalan sütü koymayı düşünüyorum. Hepsini boşalttım. Şimdi o sütü yedirmeye çalışacağım. Bak yiyor da. Karıştırdıkça emiyor o döktüğüm sütü. Helvamızı yaptım. Çok da güzel oldu. Tabaklara da böldüm. Servisim de hazır. Misafirlerime sunacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.